Abdülaziz Bekkine, Nakşibendi Halidi Şeyhi Alim. İstanbul'un Mercan semtinde doğdu. Kazan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşen tüccar Halis Efendi'nin oğludur. Beyazıt Kaptanpaşa Camii İmamı Halil Efendi'den Arapça ve din dersleri okuduktan sonra Darü't Tedris Mektebi'ne girerek buradan mezun oldu. 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Kazan'a gitti. Öğrenimine bir süre Kazan'da devam etti. Daha sonra Buhara'ya geçerek devrin tanınmış alimlerinden dini ilimleri okudu. Babası vefat edince tekrar Kazan'a döndü. 1917 Sovyet devriminin ardından 16 kardeşiyle birlikte İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Bir süre Bakü'de kaldıktan sonra 1921'de İstanbul'a geldi. Geçimini sağlamak için kardeşleriyle birlikte bakkal dükkanı işletti. Daha sonra Beyazıt Medresesi'ne devam etti. Bu yıllarda medrese arkadaşı Mehmet Zahit Kotku Efendi ile birlikte meşhur Nakşibendi Halidi Şeyhi Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin halifelerinden Tekirdağlı Şeyh Mustafa Feyze Efendi'ye intisap etti. Kendisinden icazet ve Gümüşhanevi'nin Ramüzül Ehadis adlı eserini okutma izni aldı. Tarikat silsilesi Mustafa Feyzi, Ömer Ziyaeddin Dağıstani ve Gümüşhanevi vasıtasıyla Nakşibendiliğin Halidiye kolunun kurucusu Halid el-Bağdadi'ye ulaşır. Şeyhinin vefatından sonra uzun yıllar Serezli Hasip Yardımcı Efendi'den istifade etti. Abdülaziz Efendi, irşat izni aldıktan sonra imamlık görevine başladı. Beykoz ve Aksaray'da iki camide bir süre imamlık yaptı. Bu göreve daha sonra Yazıcı Baba ve Kefevi camilerinde devam etti. Soyadı kanunu çıkınca Bekkine soyadını aldı. Vazifesi 1939'da Zeyrek'teki Çivizade Ümmü Gülsüm Camii'ne nakledildi. Bu camide 13 yıl hizmet yaptı. İkinci defa gittiği hacdan dönüşünde hastalandı ve 2 Kasım 1952'de vefat etti. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliği'nde Şeyhi Hasip Efendi'nin yanına defnedildi. Ölümünden sonra irşat faaliyeti imamlık görevini Bursa'dan Çivizade Ümmü Gülsüm Camii'ne nakleden Mehmet Zahit Efendi tarafından sürdürüldü. Abdülaziz Bekkine daha çok Hacı Aziz Efendi adıyla tanındı. Tekkelerin kapatılmasından sonra diğer şeyhler gibi irşat faaliyetini evinde yaptığı sohbetlerle sürdürdü ve özellikle üniversite öğrencileri üzerinde etkili oldu. Cumhuriyet devrinin dikkate değer fikir adamlarından Nurettin Topçu ona intisap ederek düşünce dünyasına yeni bir yön verdi. Topçu'nun Yıldırım'ın Huzurunda başlıklı yazısı, şeyhinin ölümünden duyduğu büyük acı ve uğradığı yıkımın bir ürünüdür. Abdülaziz Bekkine'nin uzun yıllar okuttuğu Ramüzül Ehadis dersleri derlenerek Hadisler Deryası tercümesi adıyla yayımlanmıştır.